Merhabalar. Ben Can Kahraman. Metropolsoft'ta teknik destek mühendisiyim. Bu videomuzda size SolidWorks'ün görev zamanlayıcısından bahsedeceğiz. Görev zamanlayıcısını açmak için Başlat, SolidWorks araçları ve görev zamanlayıcısını çalıştırıyorum. Görev zamanlayıcısıyla siz çalışmıyorken rutin işlerinizi arka planda SolidWorks'e yaptırabiliyorsunuz. Mesela örnek vermek gerekirse 1000 parçalık bir montajınız var. Bunların 2018'in 2019 sürümüne geçirmek istiyorsunuz. Bunlar için tek tek dosyaları açıp kaydetmemize gerek yok. Biz bir görev zamanlayıcı belirleyerek arka planda bunu programa kendimiz yaptırabiliyoruz. Mesela buradan ilişkili dosyaları güncelle ile 2017 formatında olan bir montajımızı 2019 formatına SolidWorks'un arka planda çevirmesini sağlayacağız. Görev ismini belirliyorum. Daha sonra ana montajımı seçiyorum buradan. Montajlar diyorum. Ve ana montajımı buldum. Parçayı seçtim. Daha sonra görev zamanlama sürelerini belirleyebiliyorum. Bunu bir kez yapabiliyorum. Her gün haftada bir ve ayda bir olarak da bunu otomatikman yaptırabiliyorum. Yine başlangıç zamanımı belirleyerek. Daha sonra görevin çalışma klasörünü yine daha doğrusu template dosyalarının bulunduğu yeri buradan ayarlıyorum. Daha sonra ileri diyerek montaj dosyalarımın referanslarını nerede arayacağını bana soruyor. Ve ben de gidip montajımın dosyalarının olduğu klasörü buradan seçebiliyorum. Daha sonra onayladıktan sonra da görev zamanlayıcı komutum arka planda otomatikman çalışmaya başlayacak. Ben şu anda 2017 sürümünden kalan bir montaj dosyasını yeni sürüme geçirmeye başlamış oluyorum. Ve şu anda bakın SolidWorks arka planda kendisi programı açıyor. Dosyaları tek tek açıyor. Yeniden oluşturup kaydedip 2019 formatına çevirmiş oluyor. Mesela bu sayedeyken biz de başka işlerimizi yaparken bu tarz bize angarya olabilecek veya bizim çok fazla zamanımızı ve enerjimizi alacak işlerimizi arka planda SolidWorks'a yaptırabiliyoruz. Bunun dışında dosyalarımıza mesela birden fazla dosyamıza özel özellikler eklemek istiyoruz. Bunlar için tek tek yine dosyaları girip yapmak yerine buradan hangi dosyama veya hangi klasörüme özel özellik eklemek istiyorsam girip daha sonra bu özelliklerin, bakın burada ad, tip ve değer olarak aynı. Solidworks içinde olduğu gibi tiplerimiz zaten mevcut. Buradan girip son dersem bu özel özellikleri dosyalarıma aktarabiliyorum. Yine bunun dışında daha önceden belirlediğimiz bir tek resim şablonu varsa yine seçtiğimiz dosyaları, ve klasörleri, aynı ekran zaten, oraya aktararak teknik resimlerini parçadan veya montajdan oluşturabiliyoruz. Biz bunlara bakarken zaten şu anda görev zamanlayıcım tamamlandı olarak görünüyor. Mesela bakalım bir tane hemen dosyamıza girelim. Ana montajımızı açalım. Ve montajımızın 2019 sürümünde güncel olduğunu bize gösterecek. Şu anda dosyam 2019 sürümünde ve güncel olarak bizi takip etmiş bulunmakta. Görev zamanlayıcı sayesinde dinlenirken rutin işlerinizi bilgisayarınıza yaptırabiliyorsunuz. Bu sayede hem zamanınızı daha verimli kullanıyorsunuz hem de günlük yoğunluğunuzu azaltabiliyorsunuz. Peki bu rutin işlemler neydi? Bunlardan zaten bahsetmiştik ama tekrardan bakacak olursak dosyalarınızı dönüştürebiliyorsunuz. Mesela eski bir montajınız varsa veya bir part dosyanız varsa eski bir sürümde bunu SolidWorks'ta açarak kaydedip güncelleyebiliyorsunuz. Yeni sürümü, o zamanki yeni sürüm neyse. Yine aynı şekilde Step ve IGES dosyalarını içe aktarıp bunları SolidWorks belgeleri olarak kaydedebiliyorsunuz. Tam tersinde yine SolidWorks belgelerini bir başka dosya formatına kaydedip dışarıya aktarabiliyorsunuz. Zaten yine gösterdiğimiz bir özellik, özel özellikleri güncelleme. Bunları otomatikman belirtilen dosyalara özel özellikleri ekleyip değiştirebiliyorsunuz. Daha önceden oluşturduğunuz tek resim şablonları varsa bu şablonlara uygun olarak parçadan veya montajdan teknik resimler oluşturabiliyorsunuz. Yine bu teknik resimlerinizin görünümlerini draft kaliteden yüksek kaliteye dönüştürebiliyorsunuz. Ee, seçili vermesi seçeneklerini kullanarak e-drawing oluşturabiliyorsunuz. Simülasyonlarınızı güncelleyebiliyorsunuz. Solidworks belgelerini mevcut standart dosyalara karşı denetleme yapabiliyorsunuz. Design checker özelliğiyle ve bunun gibi birkaç tane daha işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Görev zamanlayıcısı komutunu çalıştırmak için de SolidWorks Professional veya SolidWorks Premium paketlerine sahip olmanız gerekmekte. Yine bu konuda veya bir başka konuda destek almak isterseniz de ofisimizi arayabilirsiniz. videomuz bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.